Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ala Resulina Muhammedin. Salat. Nereden okuyorum? Kader Risalesi'nden Hatime. Şimdi kader Allah'ın ilmi demek yani. Kader ilim nevindendir. Plan program demek lügat manası. Allah her şeyi planlayıp programlamış. Bülent abi, Allah her şeyi planlayıp programladıysa ben nasıl tercihlerimde hürüm, özgürüm, serbestim yani? Bu ikinci mefasta anlatılmış. 7 şekilde bunun cevabı varmış. 7 tane farklı bakış açısı var. Şimdi Üstad Hazretleri kader ve cüz-i ihtiyarı anlatırken kader ve cüz-i ihtiyarı bu en baş tarafta var. İki meseleyi mühimmedir diyor. Şu an insanlar konuşurken sadece kaderi konuşuyorlar Bülent abi. Cüz-i ihtiyarı konuşmuyor abi. Bakın kader ile cüz-i ihtiyarı iki meseleyi mühimmedir diyor. Herkes kaderi konuşuyor değil mi? Cüz-i ihtiyarı işin içine katmadan konuşuyor. O zaman mesele kilitlenip kalıyor yani. Ve eksiklikler, noksanlıklar oluyor. Üstad Hazretleri bu iki meseleye dair dört mebhas içinde birkaç sırlarını açmaya çalışacağız diyor. Yani kader ile cüz-i ihtiyari hakkında dört tane mebhas yazılmış. Birinci ve ikinci mebhas teklifi kader. Üçüncü mebhas tekvini kader. Dördüncü mebhasta ise teklifi ve tekvini kaderi beraber işlemiş yani. Şimdi bu hatimede ise bu dört mebhastan sonra gelen hatimede ise o kader risalesinde anlatmış olduğu o dört mebhası kendisi uyguluyor yani kendi üzerinde. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden beş fıkradır. Ben şimdi birinci mefası da kader ve cüz-i ihtiyarının tanım tabirleri yapılmış. Ehl-i sünnet vel cemaatçe kader ve cüz-i ihtiyarının tanımı şöyle abi. Kader, cüz-i ihtiyar, iman ve İslamiyet'in nihayet meratibinde kader nefsi gururdan ve cüz-i ihtiyarı adem-i mesuliyetten kurtarmak içindir ki mesaili imaniye girmişler yani. Yani iyilik, güzellik, kemalat Allah'a veriliyor ehl-i sünnet vel cemaate göre. Kusurlar, noksanlar, eksiklikler üzerine alıyor. Böyle yaparsak iman ve İslamiyet'in hudutları içerisinde kalmış oluyoruz. Daha ziyade insanlar ne yapıyor? İyilik ve güzellikleri kendine mal ediyor, üzerine alıyor. Kusurları Allah'a veriyor. Allah isteseymiş şöyle yapaydım değil mi? Allah istesin ben de böyle olayım, ibadet edeyim. Veya keşke şöyle olsaydı diyor. Adam derse gelemedi. Sordum niye gelmedin? Nasip değilmiş diyor. Ya Allah mı seni istedi derse gelmemeni? Diyecek diyor ne yapayım ben kendimi getiremedim derse yani. Üç türlü fuzuli meşgulü işler çıktı. Nefsimiz de bahane arıyordu zaten derse gelmemek için dese Bülent abi iman ve İslamiyet dairesinde kalıyor. Ama nasip değilmiş, kaderimde yokmuş. Böyle zamazingoz şeyler söylüyor abi. O zaman Bülent abi bir şey olmuyor. Huduttan taşıyor yani. Şimdi bu iki cümle. İyilik, güzellik, kemalat. Allah'a verilir. Kusurlar, eksikler üzerine alınır ya abi. Bak özetledim şimdi. İşte bunu kendisi eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, gururlu, ucuklu, riyakar nefsini susturmak için beş tane farklı bakış açısıyla bunu kabul ediyor yani bu iman esasını. Niye? Çünkü böyle bir eser telif edilmiş ya. Nefis kendi üzerine almak istiyor yani. Kendisinden bahsedilsin. Kendisinden söz edilsin. Bunu istiyor yani. O yüzden bu hatimede önce anlatmış olduğu şeyleri kendisi üzerinde gösteriyor Bülent abi. Birinci fıkra. Madem eşya var, sanatlıdır. Elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kati ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşya kadar müşkül ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa
O zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak, başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Şimdi birinci fıkra Allah canibinden bakıyor. Diyor ki madem eşya var, sanatlıdır, değil mi? Elbette bir ustaları var. Ben şimdi soruyorum. Ustasız yani sanatçısız sanat olur mu? Selahattin abi. Yani bir sanat varsa o sanatı icra eden biri var. Madem eşya var, görüyoruz ki sanatlı yapılmış. Elbette onun bir ustası var yani. Bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Şu kainatta yaratılan her şeyde bir sanat var. Elbette o sanatın bir ustası var. 22. sözde bu anlatılmış diyor. Eğer her şey birine verilirse, evet, o vakit her şey, eğer her şey birinin olmasa, yani birine verilmezse, bütün eşya kadar o şeylerin meydana gelmesi müşkil ve ağır olur. Birinin olsa bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur diye. Yani Allah eşyayı yaratmış, eşyaya bir sanat yüklemiş. Bütün eşya o sanatı gösteriyor, o sanatı icra ediyor yani. Şimdi Üstad Hazretleri noktayı nazarından bakalım. Allah Bediüzzaman Hazretleri'ni yaratmış, Bülent abi, ona bu eserleri yazma sanatını yüklemiş yani. Nefsine diyor ki sen Allah'ın sana yüklemiş olduğu sanatı icra ediyorsun. Bu eserleri sen yazmadın yani. Allah tavuğa yumurta yapma sanatını yüklemiş. Arıya bal yapma sanatını yüklemiş. Değil mi? O sanatı icra ediyor. Aynen öyle de. Ey nefis kendine söylüyor yani. Allah sana Risale-i Nur'ları telif etme sanatını yükledi. Sen o sanatı icra ediyorsun. Bunu yapan sen değilsin. Aynen öyle de. Biz de yapmış olduğumuz iyilik, güzellik, kemalat, hayırlı işler var ya abi her neyse. Allah o sanatı bize yüklemiş. Biz o sanatı icra ediyoruz yani abi. İşte kader, plan, program ya. Allah bizim tercihlerimizi abi zamansız ve mekansız biliyor. Cüz-i ihtiyariyi Allah yapıp bize vermiştir. Allah her şeyi bilir. Bizim ne tercih edip etmeyeceğimizi de biliyor ya. Onu bize yüklemiş yani. Biz o sanatı icra ediyoruz yani. Mesela burada dedi ki Allah zemini, semavatı, asumanı yapmış. Meyveleri ve neticeleri ve gayeler olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Yani Allah eşyayı yaratmış. Mesela arıya bal yapma sanatını yüklemiş. Değil mi? Niye yüklemiş arıya bal yapma sanatını? Evet. Zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri. Yani Allah arıya bal yapma sanatını yükleyerek o sanatın neticesinde kendisinin bilinmesini istemiş. Netice meyve dediği o yani. Bediüzzaman Hazretlerine bu eserleri telif ettirerek, o sanatı yükleyerek Allah'ın gözükmesi, bilin, kendi tanınmasını, bilinmesini istemiş. Bunu diyor başkalarına bırakmaz. Yani bu eserleri Allah Bediüzzaman'a telif ettirmiş. Neticede hep Bediüzzaman konuşuluyor. Bediüzzaman şöyle, Bediüzzaman böyle, Bediüzzaman işte hiçbir kağıt yokken yazmış, şöyle yapmış, böyle. Hiç Allah konuşulmuyor. Allah bunu istemiyor yani. Bunun neticesinde kendisinden bahsedilmesini, netice ve meyve dediği o yani. Allah seni yaratmış, senin yapmış olduğun işlerde, evet, senin Allah'ı bilmeni ve göstermeni istiyor. 11. sözün sonunda var ya, görünür, görür ve görünür diyor. Yani biz hem göreceğiz, hem göstereceğiz yani. Bizim o işleri yapmamızın neticesi bu olmalı yani. Ha bir eksiklik, bir kusur varsa o bize ait yani. Birinci fıkra Allah cehennemden baktı. Allah eşyayı yaratmış. O eşyaya bir sanat yüklemiş. Bütün eşya o sanatı icra ediyormuş yani. Yoksa bu benim sanatım. Arı dese ki balı ben yapıyorum. Tavuk dese ki yumurtayı ben yapıyorum. Ağaç dese ki elmaları ben veriyorum. Güneş dese ki ısı ve ışığı ben veriyorum.
Sen de diyorsun ki bu işi ben yaptım. E Allah ne iş yapıyor o zaman? Al, bütün işi Allah yapıyor yani. Arının hakikaten bir sanatı varsa arı bal yapmasın, pekmez yapsın. O zaman ha bu arı bak pekmez yapıyor yani. Tavuk yumurta yapmayı bıraksın, fındık yapsın, ceviz yapsın. Öyle değil mi abi? O zaman ona bak sanatını icra ediyor denir yani. Aynen öyle de. Yani biz Allah'ın vermiş olduğu, bize yüklemiş olduğu sanatı icra ediyoruz. Yapmış olduğumuz bir şeyle övünemeyiz. Allah bunu müsaade etmez diyor yani abi. O neticeleri, meyveleri bırakmaz diyor yani. Başkaları bırakıp işi bozmayacak diyor. Sen 30 gün çalışıyorsun Bülent abi. Senin maaşını gelip İbrahim abi alıyor. Müsaade eder misin? Canı sağ olsun. Yemiyorum. Ne güzel memleket değil mi abi? Şimdi aynen öyle de. Allah bütün mahlukatı yaratsın, kendi bilinsin diye. Onun neticesi sen biliniyor. Ya işte İbrahim var ya işte acayip şöyle böyle. Allah buna müsaade etmez yani diyor. Bir Allah cehalebinden baktık. İkinci fıkra. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. İkinci de nefis noktasından baktı. Diyor ki üzüm ağacına benzersin. Şimdi şöyle abi bir üzüm ağacı düşünelim. Kuru çabuk değil mi? Buradan üzümler sallanıyor böyle salkım salkım. Bu salkımlarla bu kuru çubuk arasında münasebet var mı? El cevap yok. Şimdi sen hiç Üstad Hazretleri Risale'de bir yerde 20 yaşında, bir yerde 80 yaşında dünyaya yeni gelmişim gibi adet, yeknesaklık, ülfet perdeleri perde olmadı. Direkt Allah'ı gördüğünü söylüyor. 20 yaşında fart zekadan, ifrat-ı zekadan, 80 yaşında unutkanlık, zehirlenmekten gelen abi unutkanlık hastalığı olmuş. Sebepler perde olmadı diyor. Yani biz doğup büyüdük bu yaşa geldik. Isı ve ışığı güneşten biliyoruz. Yumurtayı tavuktan biliyoruz değil mi? Yani sebeple düşünüyoruz yani. Üstad'a bu sebepler perde olmamış. Direkt Allah'ı görmüş yani. İlim irade kudretini görmüş. O esbapta abi. Şimdi bu üzümle, üzüm sallanan şurup tulumbacıklarla bu kuru çubuk arasında münasebet yok. Değil mi? Şimdi bu kuru çubuk diyebilir mi ki bu üzümleri ben yapıyorum? Diyemez yani. Arasında bir münasebet yok. Şimdi diyor ki ey mağrur gururlu nefsim sen üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme. Salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. Kuru çubuk dedi hakikatte Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisidir. O sallanan üzümler ise abi Risale'nin ikinci şuadır. Bu Risale'yi anlayarak okuyan imanını kurtarır. Yedinci şuadır. Kainattaki her şeyden Allah'ı sormuş. Değil mi? Yani İmam Ali radıyallahu anh uzak mesafede 1400 sene önceden Ayetül Kübra'dan bahsetmiş. Üstad Hazretleri uzak mesafeden büyük şeyler görünür diyor. Küçük şeyler görünmez diyor. Ayetül Kübra'nın ilmel yakin, aynel yakin, Hakkal yakin derecesinde imanı kuvvetlendirdiğini görmüş Hazreti Ali ve ondan haber vermiş yani. Yedinci şua o sallanan üzümler. İkinci şua, dördüncü şua ölümün çaresi var dördüncü şuada. Niyazi Mısri Hazretleri'nin bir beyti var ya. Lokman Hekim bir haber diyor. Yani Lokman Hekim'in bulamadığı ölümün çaresini ve hadsiz ehli tahkikin arayıp bulamadığı ölümün çaresi dördüncü şuada var. Birinci mertebi hasbi Nuriye'de abi. Peki neymiş o? Ölümün çaresi. O kadar basit, o kadar kolay ki. Fakat Risale-i Nur okuyunca biz bunun kolaylığını, basitliğini görüyoruz abi. Neymiş ölümün çaresi? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Baki ismi var. Baki ismi bize bir cilve vermiş abi. Nasıl Cenab-ı Hak ilim, Alim esması bize bir cilve vermiş. Biz de bazı şeyleri biliyoruz. Kıyas ederek Allah'ın Alim ismini biliyoruz. Görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın basarına değil mi? İntikal ediyoruz, kıyas ediyoruz. İşitiyoruz işitmesine. Numuneler vermiş bize. Kıyas edelim, asıllarını bilelim diye. Cenab-ı Hak bize beka hissi vermiş. Beka arzusu vermiş değil mi? Ebed arzusu vermiş. Niçin vermiş bunu?
Üstad Hazretleri kendi bekası için, kemali için, varlığının bilinmesi için vermiş. Onu sevelim diye o bekaya. Öyle baki bir zata muhabbet edelim diye vermiş. Gafletle beraber o yolunu şaşırmış. Cesedin bekasına aşık olmuş diye abi. Yani biz istiyoruz ki cesedim son bulmasın. Cesedim ölmesin, değil mi? Cesedim baki olsun, ebedi olsun. Bu yanlışmış yani. O yüzden bunun neticesinde şeriatta ceza cinsi ameldir. Amel cinsinden geliyor. O zaman ölüm korkusu devreye giriyor abi. Biz o beka arzusunu Cenab-ı Hakk'ın kemaline ve varlığına vermemiz gerekiyor. Yani baki bir zat var ki ölmeyen, son bulmayan bir zat var ki bende onun bir cilvesi var. O cilveyle onun bekasını ve varlığını anlayıp sevmem gerekiyor. Ama biz ne yapmışız? Cesede vermişiz o sevmeyi abi. Cesedin bekasını istiyoruz. Ölümün çaresi neymiş? Allah'ın bekasına muhabbet etmekmiş abi. Ölümün çaresi olmuş. Üstad Hazretleri diyor ki, madem Cenab-ı Hakk'ın esması bakidir, değil mi? O zaman ben niçin üzüleyim varlığım veya yokluğumla diyor. Madem o bakidir diyor. Anlamadık, şu misalle anlayalım abi. Diyelim ki anlamadık. Doğru bir mesele değil de anlatamayış olabilir. Bir ayna var, değil mi? Bu Mesnevi Nuriye'de bir misal var. Bu aynada bir güneş gözüküyor, değil mi? Şimdi bir taş attım, kırdım. Güneş ne oldu? Şimdi bu aynanın akıllı, şuurlu olduğunu farz edelim, değil mi? Bu aynada güneş gözüküyor diye. Bir taş attım, aynada güneş kayboldu. Bu ayna akıllı, eyvah diyor, benim güneşim kayboldu. Ben bittim, öldüm, bir daha bende böyle bir şey olamaz. Halbuki güneş yukarıda duruyor ya. Bazı eblehler var ki, değil mi? Yukarıdaki güneşi tanımadıkları için aynadaki güneşe aşık olurlar diye abi. Değil mi? Halbuki yukarıdaki güneş baki. Bakın, bu ayna biziz. Bu aynada gözüken Cenab-ı Hakk'ın evsaf-ı ilahiyesidir. Bu ceset kırıldı, bozuldu, dağıldı. Dağılsın. Yukarıdaki güneş baki. Evsaf-ı ilahiye baki. Beka hissi bunu bilmemiz için, bilip muhabbet etmemiz için bize verilmiş yani Bülent abi. Yoksa bu cesedin bekasını arzu etmek için, ölmemesini arzu etmek için değil yani. Bunu karıştırmışız. Ölümün çaresi buymuş abi. Ha. İbrahim abi. Lokman hekim daha önce ölümün çaresini bulmuş abi. Belki duymuşsunuz. Köprüden geçerken elinde kağıda yazılıymış, suya düşürmüş. Küçükken öyle anlatıyorlardı bize de, biz de inanıyorduk yani. Ölümün çaresini bulmuş, değil mi? Ondan sonra köprüden geçerken kağıda yazmış. Bizi ya nasıl düşürür suya diye böyle. Olur mu ya? Üstad Hazretleri 20. sözde değil mi? İsa Aleyhisselam'a mucizesini anlatırken ölüme muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Bunun maddi misali. Bakın, hem maddesini söyleyeceğim hem manesini. Maddi misali şu an hastanelerdeki o beyin ölümü gerçekleştikten sonra makineye bağlayıp yaşatıyorlar ya abi, bitkisel hayat dedikleri. Değil mi? Beyin ölümü gerçekleşmiş ama daha kalp atmaya devam ediyor. Değil mi? Bitkisel hayatta yaşamaya devam ediyor. Maddi misali ödür. Odur. Ölüme muvakkat hayat rengi verilmiştir. Manevi boyutu ise bizim mesleğimize bakan cihetini söylüyorum abi. Üstad Hazretleri bu lemalarda söylüyor ya. Bunu yerinden okuyayım bir cümle. Evet. Sırrı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihat, hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara, hatta ölüme. Yani sen esasat ve düstura riayet ettin mi? İhlas, uhuvvet oldu mu? Ceseden yoksun ama nur hizmeti devam ettiği için olsaydın yapacaktın ya. O zaman yaşıyorsun, ölmüyorsun yani. Evet. Hasenat cihetiyle değil mi? Burada söylüyordu. Evet. Siyat cihetiyle ölür. Evet. Ruhlarım sağlam kalsın, zira olhular her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame et. Yani ölüme muvakkat bir hayatı. Ben ölüm 500 yıllık mesela diyelim ki kıyamet
kopmasına 500 yıl var veya 100 yıl var, 150 yıl var. E benim cesedim, değil mi? 80 sene, 90 sene yaşıyor. Ne yapayım ki ben öyle uzun bir manevi ömür kazanayım? Sırrı uhuvvet, tesanüf, esasat ve düstura riayet etsen, bak ölüme muvakkat bir hayat rengi veriyor. Muvakkat diyor. Çünkü zamana tabi ya abi, ondan muvakkat diyor yani. Şimdi buraya nereden geldik? Şuradan geldik. Evet. Üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış dedi ya. Kuru çubuk Üstad Hazretleri'nin nefsiydi. O sallanan şurup tulumbacıkları, değil mi? Üzümler de ikinci şuaydı. Yedinci şuaydı, değil mi? Ayetel Kübra'ydı. Dördüncü şuaydı. Ölüme muvakkat bir hayat rengi verilmişti. Dördüncü şua. Oradan geldik. En son buradan gelmiştik. Üstad Hazretleri diyor ki onları yazan, telif eden sen değilsin yani. Sen kuru çubuk hükmündeydin. Kurudum, çürüdüm diye abi. Cenab-ı Hak senin kuruman nispetinde, çürümen nispetinde ikinci şua, dördüncü şua verirsen onu sen kuruduğun için senden çıkardı. Yani o kuru çubuk kuruduğu için üzümleri çıkardı Allah. Şimdi aynen öyle de yapmış olduğumuz iyilik, güzellik, kemalat, hayırlı işler var ya abi. Senin nefsin kuruması nispetinde Allah o işleri senden çıkaracağını söylüyor yani. Abi biz kılmış olduğumuz namazlarda, ibadetlerde, hizmetlerde kuru çubuğuz yani. O ibadetleri, o hizmetleri yaptıran Allah yani. Nasıl üzümle kuru çubuk arasında bir münasebet yok. Yani bizim nefsimiz iyilik, güzelliğe taraftar değil ki. Öyle değil mi abi? Allah bu kuru çubuk hükmünde olan nefisten yaptırıyor onları yani. O zaman biz onlara sahip çıkamayız yani. Kuru çubuk diyemez ki bu üzümleri ben yapıyorum. Diyemeyeceği gibi sen diyemezsin bu hizmetleri ben yapıyorum. Bu ibadetleri ben yapıyorum. Ben olmasam hizmetler yürümez. Ondan sonra benim kıymetimi bilin. Hiçbir münasebeti yok yani. Diyemezsin yani. Bu da birinci de Allah canibinden baktı. Sana sanat yüklemişti. O sanatı icra ediyorsun. İkinci de nefis noktasından sen kuru çubuksun. Kuru üzüm çubuğuna benzersin. Üzüm ağacına. Biz de demek ki kendimize öyle bakacağız enfüste. Üçüncü fıkra. Sen ey riyakar nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe lâ yüeyyüde hâzet dini bir racülül facir sırrınca. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm demiş ki Allah facir. Facir günahkar demek. Bir insanla bu dine hizmet edebilir. Sen ey riyakâr nefsim dine hizmet ettim diye gururlanma. Belki o hadisteki facir sensin diyor. Birincide Allah canibinden baktık. İkincide enfüs baktık. Üçüncüde hizmet noktasından bakıyor. Ortada şimdi hizmetler güya var. Hem Allah'a hizmet hem ümmet-i Muhammed'e hizmet böyle faaliyetler oluyor ya. Abi. Belki o facir sensin. Gururlanma diyor yani. İbrahim abi. Evet müzekka tezkiyeden geliyor. Yani temizlenmediğin için belki sen kendini o rezil-i facir bilmelisin. Buradaki müzekka ne temizlenmediğin için o işleri kendine verdiğin için yani. Bak insan nasıl kirlenir? Hani sen çamura düşmekle yani bir hemta bir elmas çamura düşmekle değerini bozmaz yani. Senin elin üstün başın çamur olmasıyla zahirde sen kirlenmezsin hakikat noktasında yani. Peki insan nasıl kirlenirmiş? Kendine İşte iyilik, güzellik, kemalatı vermekle ben şöyleyim, ben böyleyim, ben var ya abi. Öyle kirleniyormuşsun yani. Müzekka temizlenmek demek. Yani her şeyi Allah'a veriyorsun. Benim işçim, benim köylüm, benim vatandaşım var ya abi. Adam mesela Türkiye'nin beni olmuş yani. Ben. Öyle bir şey yok yani. Belki sen kendini o rezülü facir bilmelisin. Peki ortada bir hizmet var, bir faaliyet var. Peki nasıl bakacağız ona? Şimdi diyor ki hizmetine, ubudiyetine geçen nimetlerin şükrü bir. Vazife-i fıtrat iki. Farize-i hilkat ve neticeyi sanat bil. Ucup ve riyadan kurtul. Yani bu dört şeyi bilecekmişiz hizmet noktasından. Abi bir.
geçen nimetlerin şükrü bil. Yani Allah Bediüzzaman Hazretleri'ne diyor ki sen bu eseri telif ettin. Ondan sonra bu kadar hizmetlere sebep oldun. Geçen nimetlerin şükrü bil diyor. Yani ben sana geçmişte o kadar nimetler verdim ki onların fiyatıdır bu telif etmiş olduğun eser, yaptığın hizmetler yani. Şimdi aynen öyle de biz de abi yapmış olduğumuz hizmetler, faaliyetler, hareketler var ya, evet, geçmiş nimetlerin fiyatı bileceğiz yani. İki, vazife-i fıtrat. Allah mahlukatı yaratmış, onlara bir fıtrat vermiş ya, onu ifa ediyoruz. İşte arı fıtratını ifa ediyor, polen topluyor, çiçek ve ağaçlardan bal yapıyor, değil mi? Keçiler, koyunlar, inekler otluyor, süt yapıyor. Fıtratını ifa ediyor abi. Allah bize bu hizmetleri, evet, bu ubudiyetleri yapma fıtratını yaratmış, o fıtratı ifa ediyormuşuz yani. Tavuk diyebilir mi? Ben ne güzel yumurta yapıyorum. Ben olmasam siz yumurta yiyemezsiniz. Diyemez yani. O zaman ben diyemem ki ben bu hizmetleri yapıyorum. Ben olmasam bu hizmetler olmaz. Niye? Çünkü yaratıcı beni o fıtrat üzerine yaratmış yani. Üç, farize-i hilkat. Bu farize-i hilkat de zimmet. Askerde zimmet oluyor ya abi. Mesela ben askere gittim. Santraldeydim ben. Bana santrali zimmet ettiler. Kağıt imzaladım. Çıkışta zimmetini teslim ediyorsun. O hizmetleri ve ibadetleri yapmak bize zimmet edilmiş abi. Çıkışta buradan dünyada o zimmet kağıdını vermek gerekiyor. Ve neticeyi sanat bil. Hani Allah sana bir sanat yüklemiş. O sanatın neticesinde sen o hizmetleri, ibadetleri yapıyorsun. Ucup ve riyadan kurtul yani. Ya ben nasıl ucuptan kurtulurum, riyadan, gösterişten kurtulurum? Bunlar şirktir yani. Değil mi? Gizli şirk çok tehlikeli. Allah'ın affetmediği tek günah şirke düşüp tövbe etmeden ölmektir yani. Allah affetmiyor. Tövbe etmeden ahirete gittin, şirke girdin, Allah affetmiyor yani. O yüzden bir şeyi kendine vermek, şirk şirketten geliyor abi. Şirk, şirket ortaklık var ya, bunu ben yaptım. Bunu sen yapmadın ki, Allah'a ortak olmaya çalışıyorsun. İçinde bulunduğun sebep, olay ve hadisatı, evet. O yüzden ucup ve riyadan nasıl kurtulur? Bu dördüyle. Evet. Dördüncü fıkra, hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat, ismi Hakk'ın şuatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri arazi, her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinad eder. Şimdi diyor ki hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen bırak diyor o işleri kendine nispet etmeye. Evet. Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Yani bunu ben yaptım, ben şöyleyim, ben böyleyim, bırak bunu diyor. Peki yol, bir şey gösteriyor sana, bir öneri veriyor, diyor ki Allah'ın marifetini kazan. O yapmış olduğun, kendine nispet ettiğin şeylerde. Nasıl yani Allah'ın marifetini kazanacağım? Şimdi dedi ki maddi, manevi, cevheri, arazi, her bir şeyin, her bir insanın hakikati Allah'ın bir ismine dayanıyormuş yani Bülent abi. Mesela Risale-i Nur'da yani Allah Bediüzzaman Hazretleri diyor ki sen bırak bunları kendine nispet etmeyi, benim marifetimi kazan. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın Hakim isminin mazharı, Nur isminin mazharı, Bedi isminin mazharı, değil mi? Birçok esma-i ilahi azamiyet derecede mazhar olmuş. Allah öyle tanınır, bilinir yani. Hakkat-ı Miraç, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmesidir Bülent abi. Hakkat-ı Miraç o. Bizim miracımız, o yaptığımız işlerde Allah'ın isimlerini ve isimlerinin mertebelerini bilmek. Bizim miracımız o abi. Hakkat-ı Miraç o. Allah'a yakınlaşmak bu şekilde olur. Ben Allah'a yakınlaşayım, uzay mekiğine gideyim, ondan sonra 5000 motor takayım, bir ateşleyeyim kendimi, Allah'a yakınlaşır mıyım? Yakınlaşamaz. Peki nasıl olur Allah'a yakınlaşmak? Mesela Alman devletinin devlet merkezi neresi abi? Böyle hani icraatlarını yaptı. Berlin. Mesela İstanbul'da Ankara. Berlin. Berlin.
Şimdi ben Alman devletine yakın olmak istiyorum. Gideyim Berlin'de mi otursam daha iyi? Yoksa Alman devletinin bütün kanunlarına riayet etsem mi daha yakın olurum? Hangisi abi? İkincisi. İkinci şık. Yani onun dediklerine yaparsam, değil mi? Alman devletine yakın olurum ben. Bak, maddi aradaki uzaklık kastetmiyorum burada abi. Şimdi aynen öyle de ben Allah'a nasıl yakın olurum? Veya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış da Allah'a bu kadar yakın olmuş? Allah'ı isimleriyle ve isimlerinin mertebeleriyle bilmiş. Abi. Hakkati Miraç bu. Zat-ı Ahmedi'nin Aleyhisselatü Vesselam meratib-i kemalatta seyri sülüküymüş yani. Buymuş yani. Allah'a yakınlaşmak böyle. Esma-i İlahiyeyi bilmeden, tecelliyatın meratibini fark etmeden velayet olmaz yani. Demiş ya, bilmeyen sufi ilmi esmayı nice bilse gerek müsemmayı. Esmayı bilmeyen sufi nasıl olur demiş adam yani. Olamaz demiş. Yakınlaşamaz Allah'a yani. Allah'a yakınlaşmanın temeli Esma-i İlahiye. Şimdi bakın şuradan geldim ben. Şimdi diyor ki sen bırak eşyayı, yaptığın işleri kendine nispet etmeyi İbrahim abi. Allah'ın marifetini kazan. Nasıl kazanacağım? Her şey Allah'ın bir isminin tecellisiymiş. Ona bak diyor yaptığın işte. O zaman ben oruç tutuyorum. Nasıl oruçta Allah'ın marifetini kazanacağım, hikmetini kazanacağım? Orucun hakim ismine bakan hikmetleri var. 29. mektup, değil mi? Veyahut da orucun mesela Allah'ın Samet ismi var. Oruçta azamiyet derecede tecelli ediyor. Samet, her şey ona ihtiyacı var. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ben de oruç tutarak, değil mi? Benim hiçbir şeye, yeme içmeye hiçbir şeye ihtiyacım yok. Her şeyin sahibine ihtiyacım var. Bu Samet isminin bende gözükmesi de diye şey yaparsam, oruçta Allah'ı tanıyorsun tuttuğun oruçta. Mesela namazda günde 5 vakit namaz kılıyoruz, farz. Değil mi? Allah'ın 3 tane ismi var azamiyet derecede. Selam ismi. Allahümme entesselamu ve minkesselam. Değil mi? Sen o gün namaz kılmasan ne yapsan selamette olamazsın. Yanıyorsun, farkında değilsin ya. Namaz kılarak selam ismi olur. Rahat, huzur, güven, bereket. Namazda azamiyet derecede selam ismi. 2. Rab ismi, Rab. Rububiyet, tasarruf, inkılap, ihsan var ya abi. Ona mukabele ediyoruz. 3.'sü de ilah ismi. İlahımızın huzurunda, mabudumuzun huzurunda duruyoruz ya. Bak mabud ismi de var. Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Bırak diyor kendi öğle namazını kıldım demeyi yani. Yaptığın işler de Allah'ın marifetini kazan diyor yani. Hatta dedi ki her bir insanın hakikati. Yani Cenab-ı Hak güneşi yaratmış. Güneşte Allah'ın hangi esması var azamiyet derecede? Nur. Alim ismi nura tabi değil mi? Kadir ismi ona ama bir şey nur asıl. Mesela toprakta Allah'ın hangi ismi asıl? Hafiz. Bir isim asıl, diğerleri ona tabi. Mesela Azrail aleyhisselamda Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi var? Hay. İbrahim abi, Mümit. Cebrail aleyhisselamda Alim. Evet. İmam-ı Azam Efendimiz de Adıl ve Hakem. Vermiş olduğu bütün hükümleri Adıl ve Hakem penceresinden vermiş. İmam Rabbani Hazretleri. Bütün nasihatlarına, bütün keşfiyatlarına, bütün noktayı nazarlarına. Hangi isim penceresinden vermiş abi? Kayyum. Hızır aleyhisselam. Bahat'ın bak nereye geliyorum şimdi? Her bir insanın dedi ya. Aynen öyle de, bak çok önemli bir şey söylüyorum. Seni de Allah bir isim üzerine yarattı. Diğer isimler o isme tabi. İşte bu hani NLP dedikleri, ondan sonra kişisel gelişim dedikleri, yaşam koçu dedikleri şeyler var ya abi. Diyorlar baskın yeteneğini ortaya çıkar, kendini keşfet, hoplat, zıplat, şöyle yap, böyle yap diye abi. Bizim mesleğimizdeki bu, hakikati esmanı bulmaktır yani. O esmayı bulunca senin ne moralin bozulur, ne canın sıkılır, ondan sonra nasıl diyeyim yani, o kadar hayattan lezzet alırsın, ondan sonra oksijen alırsın abi. Nasıl diyeyim? Yani hiç öyle bir bakış açın değişir ki hiçbir düşüncende, kararında yani isabetsizlik olmaz. Niye? Çünkü Allah seni
o esma üzerine yaratmış yani. Bütün her şeyin o pencereden bakıyorsun. Peki ne yapacağım ben o kendi üzerimdeki esmayı bulayım abi? Bülent abi, var mı noktayı nazarınız? Varsa söyle, hatırına gelen İbrahim abi, bir şey söyleyelim. Bütün nasıl tespit ederim ben? Bütün esmaları deneyeceğiz. Evet. Deneme yanılma yöntemi. Bu değil, bu değil. Evet. Ben iki şekilde, birisi sordu da abi bunu bir yerde. İki şekilde, bir, şimdi Risale-i Nur, birçok ismi azamiyet derecede mazhar ya abi. Risale-i Nur'daki bazı yerleri okurken, değil mi? Daha böyle bir istifadeye medar olduğunu kendimiz için düşünüyoruz. Hoşumuza gidiyor ya. Oralarda bulabiliriz kendi esmamızı. Bir, iki, geçmiş yaşantımıza bakarak, yani biz ne yaptıysak Allah bizi hayırlı işlerden muvaffak etti. Ne yaptıysan muvaffak etmedi, yanlış yaptın. Oralara bakıp veya da nelerden hoşlanıyorsun, geçmiş yaşantıya bakıp tespit edebiliriz kendi hakikatimizi. Eğer o hakikatimizi bulduk ya abi, bak o kadar hayat değişecek artık yani. O kadar böyle insan, nasıl diyeyim, cesaret dolacak, iman dolacak, böyle nasıl diyeyim ya, o kadar müsbet manadaki sıfatlar insanda olacak yani. Mesela bir doktor varmış, bak buna bir misal, ailesinin telkinatıyla Bülent abi doktor olmuş. Ama adam doktor olmak istemiyor yani. Fakat çevrenin, sistemin baskısıyla doktor olmuş, işinde de muvaffak olmuş adam, profesör olmuş, bir şeye gelmiş. Bir gün bir doktor arkadaşı buna demiş ki, gel demiş, seni bu akşam bir yere götüreceğim demiş. Ya ben çok çalıştım demiş, gelmeyeceğim. Israr etmiş, gel, geleceksin, tamam geleyim hadi demiş. O doktor o akşam onu almış, Ney konserine getirmiş, böyle bir flüt var ya abi, gitmiş Ney konserine götürmüş. O doktor o konsere gittikten sonra doktorluğu bırakmış, neyzen olmuş abi. Ben diyor, ha aradığımı buldum diyor. Hiçbir sıkıntısı kalmamış, hayata bakış açısı, problemleri var. Doktor oldu, evet işinde de başarılı ama sıkıntısı bitmiyor yani. Aşamadığı için de çözemediği bir şeyi var. O konsere gidince demiş, benim senelerce arayıp şey yaptım, buymuş demek ki yani. Şimdi bu adam hakikatini buldu mu abi? Buldu. Artık nasıl severek gidiyor? Ney çalmaya? Hoplayarak, zıplayarak gidiyor. Gece sabahlara kadar çalışıyor. Öyle değil mi? Şimdi aynen öyle de bizde bir isim var. O isim asıl. Onu tespit edeceğiz yani. O zaman bakış açısımız değişecek yani. Sıkıntıymış, şuymuş, buymuş. Bakın şuradan geldik. Her şey böyleymiş. Maddi, manevi, cevheri, arazi, her bir şeyin, her bir insanın hakikati. Birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad eder. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir diyor yani. Her şey böyleymiş. Allah'ın ismiymiş. Bırak eşyayı kendine nispet etmeyi, iyilik, güzellik, kemalatı. Esmaları orada tespit et. Allah'ın marifetini kazan. Yani bir doktor, ben nasıl bu hastayı tedavi ettim? Nasıl isabetli ilacı yazdım? Yerine Şafi ismini ve Şafi isminin meratibini görmeli orada yani. Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir yani. Adamı tekrardan işte güya ona göre hayata döndürdüm diyor. Veya çok zor bir ameliyat yaptım diye. Allah'ın o Şafi ismini bilmedikten sonra hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir suretmiş. Mesela fayans yapıyorsun. Değil mi? Çatı yapıyorsun. Bilmem işte tesisat yapıyorsun. Yani orada Allah'ın marifetini kazanıp veya da yapmış olduğumuz meslekler Allah'ın hangi esmasına bakıyor? Hangi mertebelerinde? Yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir suretmiş. Hiçbir manası yokmuş yani. Aynen öyle de kendi üzerindeki o esmayı tespit edemezsen senin hayatın hakikatsiz, ehemmiyetsiz yani. Sen Allah'ın isimlerini kendinde ve kainatta göremiyorsun ki. Zaten ene neydi ene? Künüzü mahviyi olan Esma-i İlahi'nin anahtarı. Senin esmaları görmen enini doğru kullanmakla oluyor. Enesini kullanamayan Esma-i İlahi'yi göremiyor abi. Ene bir anahtar yani. Enesiz olmuyor Allah'ın isimlerini bilmek. Enemizi kullanmak gerekiyor. Ene neydi? 4 tane. Ayna misal, vahid-i kıyası, alet-i inkişaf, manayı harfi.
Bu dördünü kullanarak Esma İlahi biliyor. 538'de değil mi? Sözler. 37, 38'de. 36. Değil mi? Devam edeyim mi? Bitireyim mi? Biraz dur. Daha devam ediyor da gene devam ederek müsait vakitlerde burada durayım. Toparlarsak Kader Risalesi'nde anlatmış olduğu kader ve cüz-i ihtiyarı tanımından sonra dört mepasta izahat yaptıktan sonra hatimede o anlattıklarını kendisi uyguluyor. Niye iyilik, güzellik, kemalata Allah'a vermemiz gerekir? Bir, Allah eşyaya sanat yüklemiş. Eşya o sanatı icra ediyor. Sana da Allah o sanatı yüklemiş. O işleri yapıyorsun. Kendine veremezsin. İki, işte üzüm ağacına benzersin. Nasıl üzümlerle kuru çubuk arasında münasebet yok? Seninle yaptığın hayırlı, güzel, kemalatlı işlerde bir münasebet yok. Çünkü nefis hasenata taraftar değildir yani. Evet. Nefis canibinden bakacağız. Üç, hizmet noktasından bakacağız. Hadiste Allah facir bir insanla bu dine hizmet eder denmiş. Belki o facir sensin yani. Dördüncü de, peki ne yapacağız biz? Hiç mi kendimize nispet etmeyelim, bir şey kapmayalım oradan, bir şey ahiret noktasında ne yapalım? Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan, o yapmış olduğun kemalatlar, güzel işler, hayırlar, Allah'ın hangi isimlerinin tecellileri ve mertebeleri, onu kazan diyor, onu. Her şey Allah'ın bir ismiymiş, sen de öyle Allah'ın bir ismisin, yoksa hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir suretmiş. Allah'ın isimlerini göremedikten sonra yani. Ne yaptı? Bütün iyilik, güzellik, kemalatı Allah'a verdi. Kusurlarımızı üzerimize aldık. Farklı bakış açıları da. Dördüncüsü de hakikat noktasından baktı yani. Evet. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. İnneke entel alimul hakim ve akhiru davahum. Elhamdülillahi rabbil alamin. El-Fatiha.